Merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam 24. testin 23. testin çözümlerine başlıyoruz. Birinci soru. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Cümlemiz estetik değeri olan eserler genellikle büyük okuyucu kitlelerine ulaşmıyor. Sadece sanat zevki gelişmiş az sayıdaki okuyucunun kitaplığında yer alabiliyor. Bu cümleyi yorumladığımızda estetik değeri olan eserlerin, yani nitelikli sanat eserlerinin genellikle çok okuyucuya ulaşmadığını, sadece sanat zevki gelişmiş olan az sayıdaki insanın ilgisini çektiğinden bahsediliyor. Buna göre hangisiyle sürdürülebilir deniyor. Bakalım. Bu tür eserlerin sosyal yaşamda karşılığının olmadığı söylenemez. Bunu söylenemez diyor. Halbuki az okunduğu için bu düşünülebilir. Bu tür eserlerin düzeyi toplumun genel düzeyinin çok üzerinde değildir. Bu da söylenebilir. Bu tür eserlerin düzeyinin genel düzeyinin üzerinde olmadı. Çünkü az da olsa bu eserleri takip eden kişilerin olduğunu görüyoruz. C. Ama bu eserler popüler eserlere göre daha kalıcı değildir. Bununla ilgili bir kalıcılıkla ilgili bir şey söylemiyor yukarıda. D. Ama bu kitaplar değerini uzun süre korumakla çok satılan kitaplardan daha büyük bir etki alanına sahiptir. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu kitapların çok sayıda insan tarafından okunmamış olmasına rağmen etkisinin çok olduğunu söyleyebiliriz. Bu estetik değer olan eserlerin etkisinin daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen bazı yayın evleri bu tür kitapları yayınlamayı ekonomik kaygılarla reddediyor. Ekonomik kaygılarla ilgili bir şey söylemiyor yukarıda da cümlemizde. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen bu kitapların daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çok insan tarafından okunmasa da bu eserlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soru. Bu cümlenin başına aşağıdakilerin hangisi getirilebilir? İnsanların kendilerini anlatma gereksinimi sürdükçe edebiyatta yaşayacaktır. Yani bu cümleden şunu anlıyoruz. Edebiyat insanların kendilerini anlatma ihtiyacı oldukça edebiyatta var olacaktır. Edebiyat sona ermeyecektir, devam edecektir diyor. Hangisi getirilebilir dedi. Edebiyatımızın 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana güç kaybettiğini düşünüyorum. 20. yüzyıldan bahsetmiyor. Böyle bir güç kaybından bahsetmiyor. Bunu getirmek çok uygun olmaz. Ve edebiyatın ölüp ölmediği üzerine yapılan tartışmaları çok anlamsız buluyorum. Şimdi burada B'yi söyledikten sonra, B seçeneğini söyledikten sonra, yani edebiyatın ölüp ölmediği derken edebiyatın devam edip etmemesi, yaşaması demek isteniyor. Dolayısıyla B'de anlatılan konu ile yukarıdaki cümlenin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyatın ölüp ölmediği, yani sona ermediği üzerine yapılan tartışmaları çok anlamsız buluyorum. Çünkü insanların kendilerini anlatma gereksinimi sürdükçe edebiyat yaşayacaktır dediğimde anlamlı bir şekilde bu cümleyi tamamlamış oluyor. Cevap B seçeneği yukarıdaki cümlenin başına getirilebilir. Üçüncü soru. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür? Cümlemize bakalım. Yazarlar sürekli okumanın sağladığı bir enerjiyle kendilerini yeniden tarif etmeyi, yeni düşünceler üretmeyi, yeni tasarılar yapmayı göze almalıdır. Yani yazarların bu cümlede sürekli kendisini yenilemesi gerektiğini, zamanın çağa göre ihtiyaçlarını karşılaması gerekti. Kendini yenilemesi gerektiği. Çünkü okurların kendilerini yenilediği takdirde yazarların yenilemediğinde okurlar tarafından tercih edilmeyeceği anlatılmak isteniyor. Dolayısıyla A seçeneğine baktığımızda aksi halde çağın değişimi ve hızlı üretimi karşısında okuyucunun gündeminden düşer. Çünkü bu yeniliğe ayak uyduramadığı takdirde okuyucunun da gündeminden düşeceğini söylüyor yukarıda. Dolayısıyla yukarıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayan seçeneğin A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.
Dördüncü soru. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Sürdürülemez diyor. Çocuklarla ilgili çok kitap üretilse de çocuk edebiyatında kalıcılığı başarmış çok az kitap var. Yani çocuklarla ilgili kitaplar yazılıyor, üretiliyor fakat kalıcılığı yakalamış, başarıyı yakalamış çok az çocuk edebiyatında kitap olduğundan bahsediyor. Hangisiyle sürdürülemez diyor. Çünkü çocuklar için üstün bir kitap üretmek, büyükler için iyi bir kitap üretmekten daha zordur. Yani böyle olduğu için başarılı kitap az çocuk edebiyatında diyebiliriz, bunu getirebiliriz. Buna rağmen her kitapçıda çocukların okuyabileceği birkaç klasik eser vardır. Buna rağmen diyor, klasik eser diyor, birkaç kitap vardır diyor. Buradaki yukarıdaki cümleyi destekleyen bir düşünce bu da. Birkaç tane klasik eser olduğunu yukarıda söylüyor zaten. Az da olsa vardır diyor. C. Sanırım bu sorun büyük yazarların çocuklar için kitap üretmeyi küçük bir iş olarak görmelerinden kaynaklanıyor. Yani burada yine nitelikli kitapların az olmasının bir gerekçesi açıklanmış oluyor C seçeneğinde. D. Halbuki neredeyse her gün çocuklara yönelik kitaplar yayımlanmakta. Şimdi bu cümleyi getirdiğimizde biz çocuk edebiyatında kalıcılığı başarmış az kitap olduğunu söylüyoruz. Arkasından çok sayıda kitap yazıldığından bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çelişki oluşturuyor. D seçeneğini getirdiğimizde cümlenin sonuna cümlede bir anlam bozukluğu çelişkisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla D seçeneğini cümlenin sonuna getiremeyiz. Galiba her çağın çocuğunun ilgi duyabileceği bir eser oluşturabilmek deha olmayı gerekiyor. Yani bunun zor bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu da getirilebilir cümlenin sonuna D seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Beşinci soru. Bu cümle aştekilerden hangisiyle sürdürülse öznel bir yargı bildirmiş olur. Gazetecilikle işe başlayıp yöresel konuları işleyen romanlarla işini sürdüren yazar birçok kez Nobel ödülüne aday gösterildi. Bu nesnel olur. Zaman zaman televizyon ve gazetelere demeç veriyor. Nesnel olur. Edebiyatla ilgili televizyon programlarına yılda birkaç kez konuk oluyor. Nesnel olur. Gazetelere köşe yazısı yazmayı reddediyor. Nesnel olur. Hak ettiği ödülü alacağı günü büyük bir sabırla bekliyor. Hak ettiği ödül diyor. Ödül hak etmedi. Kişiden kişiye değişen bir yargıdır. Yani öznel bir yargıdır. Dolayısıyla E seçeneğini getirirsek nesnel değil öznel bir yargı bildirmiş olur bu cümle. Doğru cevap E seçeneği diyebiliriz. Altıncı soru. Bu cümle düşüncenin akışına göre aştekilerin hangisiyle sürdürülemez? Genç bir şairin kendisine özgü bir dil oluşturma konusunda emin adımlarla yürümesi önemliyse de, şimdi buraya kadar olan bölümde genç bir şairin kendine özgü yani özgün bir dil anlayışı olsa da diyerek farklı bir konudaki önemine vurgu yapmak isteyecek. A'ya baktığımızda dilin sadece dilden oluşmadığını bilmekte yarar var. Dille ilgili söylediği için bunu getirebiliriz. B. Şiirde dilin başkalarınkinden farklı olması en önemli başarı kabul edilmelidir. Şimdi yukarıdaki cümlede özgünlüğün tek başına önemli olmadığını söylüyordu. Fakat burada özgünlüğün en önemli başarı olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla bu cümleyi, B seçeneğini cümlenin sonuna getirdiğimizde bir anlatım ifade bozukluğu, çelişki ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla B seçeneğini bu yazının sonuna getiremeyiz. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği diyebiliriz. Yedinci soru. Bu cümleden sonra düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Öykü ve romanı çok uzak türler olarak görmeyiz. Çünkü öykü ve roman birbirine yakındır, birbirine benzer, ortak özellikleri olan türlerdir diyebiliriz. Hangisi gelebilir dedik? A. Öykü ve şiir birbirine yakınken roman modern bir masaldan başka bir şey değildir. Öykü ve romanla ilgiliydi cümlemiz. Burada şiir ve masal karşılaştırılmış. Farklı bir alana girilmiş. Öyküdeki yoğunluk romana taşınsa hiçbir roman baştan sonra okunamaz deniyor. Burada öykü ve romanın yukarıda öykü ve romanın birbirine benzeyen, yakın, ortak türler olduğundan bahsediyor. Burada ise farklı bir olduğu üzerinde duruluyor. C. İki türü bir arada sürdürüp her ikisinde de başarılı eserler vermek mümkündür.
Gesture'nin cümlenin sonuna getirdiğimizde iki türün de birbirine benzediği için, ortak özellikler çok olduğu için iki türde de başarılı eserler vermenin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla C seçeneği iki türün de birbirine yakın olduğu, uzak olmadığı, ortak özelliklerin çok olduğu, benzer özelliklerin çok olduğunu söylediğimizde C seçeneği cümlenin sonuna getirdiğimizde anlamda tamamlamış oluruz. Sekizinci soru. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi de sürdürülemez? Oğuz Atay'ı hayata tutunamayanların adamı olarak tanıtmamız yanlış. Yani Oğuz Atay'ı hayata tutunamayan biri olarak, hayatı başarılı olamayan bir kişi olarak tanıtamayız diyor. Bu yanlıştır diyor. Hangisi sürdürülemez? Ünlüklerini okuyanlar onun hayata sıkı sıkı tutunduğunu görebilir. Bunu getirebiliriz. Atay beynindeki tümörle bile bir hastane odasında yazacak kadar hayata bağlıydı demek istiyor. Bunu da getirebiliriz. Onun üretkenleşmesini sağlayan kendisiyle çatışmasını hayattan uzaklaşma olarak göremeyiz. Yani hayata yakındır demek istiyor. Bunu da getirebiliriz. Yaşamla ilgili cevaplayamadığı sorular onu dalını bir türlü bulamayıp yaşamdan kopmuş bir adam olarak durumuna düşürdü. Şimdi yukarıda hayata tutamayan olarak görmek yanlış dedi. Burada ise tutamadığından bahsetti. Dolayısıyla bunu getirdiğimizde yine bir anlam bozukluğu, ifade bozukluğu ortaya çıkar. D seçeneği bu cümlenin sonuna getirilemez. Atay insanların kötülüklerini gözlemlemiş olmasına rağmen hayattan kopmuş, hayata bağlı kalmış dediğine bunu da getirebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olabilir. Dokuzuncu soru. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Edebiyat eleştirmenliği kimsenin tek elinde değil. Dolayısıyla sadece eleştirmen değil, hikayecilerin, şairlerin, denemecilerin de eleştirmenlik yapabileceğine vurgu yapılabilir. Şairler, öykücüler, romancılar da eleştiri türünde eser verdiklerinde edebiyat eleştirmeni olarak kabul edilirler. Evet, sadece eleştirmenler değil, öykücüler, şairler, romancılar da eleştiri yapabilir. Çünkü bu kimsenin tek elinde değildir deniyordu. Dolayısıyla A seçeneğini getirdiğimizde cümlenin sonuna anlamca bütünlemiş oluruz. Doğru cevap A diyebiliriz. Soru 10. Bu cümlenin başına, düşüncenin akışına göre hangisinin getirilmesi daha uygun olur? Cümlemizi okuyalım. Bugün edebiyat dergilerinin ömrü birkaç yılı bulmadığı gibi edebiyat siteleri bile henüz bir yılın doldurmakta kapanabiliyor ya da donduruyor. Bugün diyerek başladığı için bugün ile geçmişi karşılaştırıldığını, edebiyat dergilerinin bugün ile geçmişinin karşılaştırıldığını düşünebiliriz. Dolayısıyla buna uygun bir cümle bulmalıyız. Türk edebiyatının geçmişinde derginin önemli bir payı vardır. Geçmişle ilgili bir şey söylemedi. Ve eskiden edebiyat sahasında varlık, Türk dili, yasko edebiyat, Yeditepe gibi uzun soluklu dergiler var. Eskiden uzun soluklu dergiler varken bugün birkaç yıl bulamayan edebiyat dergileri var diyor. Dolayısıyla B seçeneği cümlenin başına getirdiğimizde cümleyi anlamca bütünlemiş oluyoruz. Doğru cevap B diyebiliriz. Soru 11. Bu cümlenin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Art arda birinci yeni ve ikinci yeni adlı şiir akımlarının doğuşuna tanık olunan bu dönemde adı geçen akımların çevresinde ya da onlardan bağımsız biçimde etkilenen birçok değerli şair yetişti. Bu dönem dediği için birinci ve ikinci yenilerin Cumhuriyet döneminde art arda geldiklerini biliyoruz, oluştuklarını biliyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemindeki şiirden bahsediyoruz. Şiirimizin Cumhuriyet dönemindeki dönemde yeteri kadar gelişmediği görüşüne katılmıyorum. Ve şiirimiz 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde önemli bir yol aldı. C. Şiirimiz divan kaptanının omuzlarından attıktan sonra kısır bir sürece girdi. Şimdi buraya dikkat edelim. A ve B'de Cumhuriyet döneminde şiirimizde 20. yüzyılın ikinci yarısı denilerek, Cumhuriyet dönemi denilerek şiirimizdeki gelişmeden yukarıdaki gibi bahsedildi. C'ye baktığımızda şiirimiz divan edebiyatının etkisinden, özelliklerinden kurtulduktan sonra
kısır bir sürece girdi diyor. Yani divan edebiyatı bittikten sonra şiirimiz kısırlaştı diyor. Olumsuz bir şey. Halbuki yukarıdan şiirimizin gelişinden birçok bağımsız yazarın değerli şairin geçişinden bahsediyordu. Değil, cümlenin bu cümlenin başına getirdiğimizde bir çelişki ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla C seçeneğini cümlenin başına getirebiliriz. Cevap C diyebiliriz. 12. soru. Bu cümle düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi en uygun olur? Cemal Süreya, Siyasal Bilgiler Fakültesinden çıkma bir maliye müfettişi anayasa adamıydı. Ama şairin şiir anlayışının mesleği ile hep uyumlu olması beklenir. Ama dediği için farklı bir yöne dikkatimizi çekmesi gerekiyor cümlenin. Şiirin doğaçlama ve özgür olduğunu, hiçbir kurumla işbirliği içinde hiçbir kurallar sınırlı düşünemeyeceğini söylüyor. Şimdi yukarıda Cemal Süreyya'nın siyasal bilgilerden mezun olduğunu, maliye müfettişi olduğunu ama iyi bir şair olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla mesleğiyle, eğitim aldığı meslekle şiirin farklı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. B'de de bundan bahsediyor. Şiirin doğaçlama ve özgür olduğunu, hiçbir kurumla işbirliği, hiçbir meslekle, hiçbir kurumla işbirliği içerisinde hiçbir kuralasını düşünemeyeceğini söylüyor dersek anlamca uygun olarak tamamlamış oluruz. Doğru cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. 13. soru. Bu cümle düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır? Ben şiir yazmaya başladığımda şiiri sevgiliye yazılmış bir aşk mektubu gibi düşünürken hangisi ile tamamlanır demişti. Yani şiirin şiir yazmaya başladığında şiiri bireyci bir anlayışla sadece sevgiliye yazılan bir aşk mektubu olarak düşünüyor. Bireyci bir anlayış ile şiir başlıyor. Devamına bakalım. Hala şiirin bir kişiye dönük yazılabileceğine inanıyorum. Böyle düşünürken yine böyle inanıyorum dersek ifade bozuk olur. Yine de şiirin kaynağında aşkın bulunduğu görüşünü onaylıyorum. C. Zamanla şiiri sevgiyle duyulan aşkı dile getirmek için uygun tür olarak görmeye başladım. Zaten ilk başlarken de bunu böyle görüyordu. D. Bugün şiirin sosyal sorunları işleme ve topluma yön verme yönünü de önemli buluyorum. Şimdi bakın, ben şiir yazmaya başladığımda böyle düşünmüyordum diyor ama D'de bugün sosyal sorunları işleme ve topluma yön verme yönünü de olduğunu görüyorum diyor, önemli buluyorum diyor. Dolayısıyla D seçeneğini getirdiğimizde şiir yazmaya başladığı dönemdeki şiire bakış açısıyla bugünkü şiire bakış açısını tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla D seçeneği ile cümleyi tamamlayabiliriz.